Artık ığlamadan, tığlamadan akıcı bir şekilde konuşuyorum farkındasınız. Yani böyle biraz daha konuşsam bayağı bir ilerleteceğim. Spiker gibi konuşacağım herhalde artık diye düşünüyorum arkadaşlar. Maşallah diyeyim, toy toy. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Yengeç burcumuza. Yengeçlerin aşk hayatı, yengeçlerin iş hayatı ve yengeçlerin genel olarak durumlarına niyet ediyorum. İlahi kanalda bilgi istiyorum. Ve arkadaşlar başlıyor. Ben yengeç burçlarını çok severim arkadaşlar. Çok duygusal insanlardır ve aynı zamanda gerçekten hisleri çok kuvvetlidir. Çok sempatiklerdir yani. Yengeci Kasım ayında güzel aşklar bekliyor arkadaşlar hayatında. Aşk yani kimse olmayanlar için. Yani ex partnerlerinin dönmesini isteyen yengeç burçları ex partnerlerinden dönüşler geliyor. Bazıları çok mutlu olacak arkadaşlar ex partnerleriyle. Bunu dile getireyim. Bir teklifle geliyorlar yani istedikleri bir teklifle ve gerçekten bolluk içinde yani maddi manevi bir Kasım ayı onları bekliyor arkadaşlar. Şimdi bazı yengeç burçları iki kişi arasında kalıyor arkadaşlar. Seçim yapmakta çok güçlük çekiyorlar. Birisi yaşça olgun, birisi de kendi yaşlarında diyeyim. Fakat dengeyi kurmaları lazım. Yani karar vermeleri lazım. Aslında yengeç burçlarının burada yapacağı şey kalbini dinleyecek, mantığını değil. Kalbini, sesini dinlerse yengeç burçları arkadaşlar bu işin içinden tereyağından kıl çeker gibi kurtulur. Yalnız mantığıyla hareket ederse bu şey mantığıyla hareket ettiği yeri seçerse o zaman bir süre sonra mutsuz olur. Yani yapamaz. Onun için diyor ki burada bu kart karar vermen lazım ama diyor kalbinle hareket et diyor. Şimdi arkadaşlar dengede kal diyor. Yani dengeli ol diyor. Attığın adımı planla diyor yengeç burçları için, aşk hayatı için. Zaten diyor senin diyor kalbinin anahtarı diyor senin istediğin kişide. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sen biliyorsun zaten diyor. O insan senin hayatına ex partner olabilir, tartışmış olabilirsiniz, uzaklaşmış olabilirsiniz, küs olabilirsiniz. Hayatınıza gelecek diyor. Yalnız buradaki kartın uyardığı, bana söylediği şu arkadaşlar size bu ay içinde teklifle geldiği zaman bu işi uzatın diyor. Kasım ayı çıktıktan sonra kabul ederseniz diyor sizin için daha iyi olur. Bir yani daha çok mutlu olursunuz diyor. Daha güzel diyor ilişkiniz gider. İlerler diyor arkadaşlar bu kart bana. Şimdi iş hayatı ile ilgili arkadaşlar çok güzel kazançlar geliyor elinize. Çok güzel kazançlar geliyor. Maddi yönden paralar geliş gidiş yani elinize paralar geliyor çıkıyor büyük miktarda start diyor. Yani artık diyor hayatınızda diyor aşk hayatınızda, iş hayatınızda bir dengeye oturtacaksınız. Geçmişteki sıkıntıları geçmişte bırakıp artık önünüze diyor bakmanız lazım diyor. Çok güzel diyor başlangıçlarınız var. Aşk hayatınızla, iş hayatınızla ilgili diyor. Farklı işlere yönlenen yengeç burçları görüyorum. Arkadaşlar kendi işlerinde zirveye gelenleri görüyorum. Ve diyor ki artık diyor başarı senin, ilerle. Başarı senin diyor yengeç burcu iş hayatınla ilgili. Ateş gruplarından bir erkekten destek alabilirsiniz işle ilgili. Zor olduğunu düşündüğünüz bir işin
Başladığınız an bakacaksınız ki diyeceksiniz hiç de zor değilmiş yani bu iş benim için gayet kolaymış diyeceksiniz arkadaşlar. Yani size diyor ki atılın beklemeyin iş konusunda atılıma geçin yani yapmak istediğinizi yapın diyor arkadaşlar burada. 21'inde diyor bir görüşme olacak işle ilgili diyor ve çok güzel haberler sizi bekliyor diyor. Yalnız arkadaşlar Yengeç Burcu için diyor ki kazançlarınızı diyor emek vererek kazanıyorsunuz diyor. Yani alın terinizle kazanıyorsunuz. Zorlukla kazanan Yengeç Burçları görüyorum burada. Diyor ki emeklerinizi savurmayın. Bir kısmını geleceğiniz için biriktirin diyor. Evet arkadaşlar genel olarak da diyor ki bazı Yengeç Burçları geçmişte yaşıyor. Yani geçmişte bana bunu yapmışlardı. Geçmişteki aşkım bana bunu yaptı. Yani kendilerini şu depresyon durumundan çıkartmaları lazım. Güçlü olduklarının farkına varmaları lazım. Güçlerinin farkında değiller. Yani kabuklarından artık çıkmaları lazım. Arkadaşlar geçmişle yaşamayın diyor. Yengeç burçları gerçekten aileyi çok düşkündür. Yani aile bir burcudur. Yani çoluğuna, çocuğuna, evine çok bağlıdır arkadaşlar. Ve gerçekten Kasım ayında arkadaşlar sevdikleri insanlarla, sevdiği kişilerle, aile ortamında, evlerinde mutlu olanları görüyorum. Huzurlu olanları görüyorum arkadaşlar. Ex partnerlerini bekleyenlerle gerçekten ex partnerlerinin dönüşlerini görüyorum ve 4 diyor 4 gün 4 hafta içinde de olabilir arkadaşlar. Yani çok büyük mutluluklar geliyor. Bunları söyleyebilirim. Arkadaşlar bakın ex partneriniz gelebilir. Ayrıca hayatında bazı yengeç burçlarının yeni başlangıç yapmış olabilirler. İki kişi arasında kalıyorlar. Ama hangi seçimi yapacaklarını bilmiyorlar ve bu karar anlarında hani karar vermelerini de çabuk yapmaları lazım. Çünkü burada diyor ki kart iki yol veriyor. Diyor ki bir yolu bildiğin yol, bir yol hiç bilmediğin yol. Bildiğin yoldan yürürsen senin için daha iyi olur diyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim Aslan burcuna. İnşallah bu sefer çekimde bir aksilik olmaz arkadaşlar. Konuşuyorum, konuşuyorum. Kendimi ne kadar güzel konsantre ediyorum böyle. Bir bakıyorum video kesilmiş. Bir bakıyorum mikrofon kablosu çıkmış. Bir bakıyorum şarj kablosunu takmamışım. Yani bir sürü şey oluyor. Bir de arkadaşlar böyle çekim yapmak falan da kolay bir şey de değilmiş aynı zamanda. Yani bayağı bir zor emek istiyor. Zorlu yani bayağı. Yani bakın sizleri ne kadar seviyoruz ve arkadaşlar bunlar hepsi birer emek. Ama siz de takdir ediyorsunuz. Hepinize ayrı tek tek teşekkür ederim burada. Evet arkadaşlar bakalım Aslan Burcu'nu Kasım ayında aşk hayatında neler bekliyor? Arkadaşlar Aslan Burçlarını gerçekten çok seviyorum. Nedense bilmiyorum. Aslan burçlarını gerçekten seviyorum. Benim çünkü en samimi arkadaşlarım ateş gruplarından hep ve su gruplarından genelde. Ateş burcu insanlarını hepsini seviyorum ama onlarla bir ayrı bir gönül bağım oluyor benim. Buradan da arkadaşımın Aslan burcu var. Çok samimi olduğu, kardeş gibi sevdiğim arkadaşımın o kendini biliyor desem anlar. Bakalım. Neler diyor Aslan Burcu için? Evet arkadaşlar. Aslan Burcu Kasım ayında diyor iki kişi arasında kalacak. Ve bu iki kişiden birini seçmek zorunda kalacak. Yalnız bu değişiklik ay sonuna kadar, ay sonunda olacak arkadaşlar. Aslan burcuna çok gezmeler gözüküyor bu ay arkadaşlar. Hep sosyal alanlarda yani eğlence olabilir, arkadaşlarıyla ev ortamları, çok güzel eğlenceli ortamlar Aslan burçlarını bekliyor.
Şimdi aşk hayatında mutlu olmak istedikleri birisi var. Ex partner arkadaşlar burada ex partneri gösteriyor. Çünkü artık o gitti diyor. Yani diyor bir daha bana gelmeyecek diyor diye düşünen aslan burçları var. Fakat bu böyle değil. Burada 3 sayısı vermiş. Yani 3 hafta veya 3 gün içinde değil. Kesinlikle değil. Ama olabilir de bilmiyorum. Nedense öyle geldi içimden. 3 hafta içinde arkadaşlar bu ex partnerlerle dönüş isteyen aslan burçlarına çok güzel mutluluklar var arkadaşlar. Bir araya gelmeler, ev ortamında görüşmeler. Yalnız diyor sabırla bekleyin diyor. Sabırla bekleyin diyor. Beklediğiniz kişi size geliyor diyor. Şimdi aslan burçları arkadaşlar geçtiğimiz aylarda çok yıpranmış, maddi manevi zorluklar içinde. Ne kadar güçlüyüm gözükse de iç dünyası ayrı ve dış görünüşü ayrı aslan burcunun arkadaşlar. İçte bayağı bir kırıklık, dökülmüşlük var. Kendilerini maddi manevi güçsüz hissetmişler. Fakat artık diyor ben güçlüyüm. Hiçbir şey beni yıkamaz diyor aslan burçları. Ben diyor kendi gücümün farkına varıyorum ve ayağa kalkıyorum diyor. Artık diyor kimseye taviz yok diyor. Herkesin bana değer verdiği kadar ben değer vereceğim. Benim için diyor kim emek verdiyse, benim için kim çabaladıysa ben de onun için çabalayacağım diyor. Özellikle de aslan burçlarının ateş gruplarıyla yüzleşmeleri var arkadaşlar. Koç olabilir, yay olabilir. Yani bu kişilerle görünüyor. Yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, aslan burçları iş konusunda maddi olarak son 6 aydır bayağı bir sıkıntı yaşayanlarınız var içinizde. Yani çalışıyorum, emek veriyorum, kazanıyorum ama elimde diyor yok bir şey. Aldığım gibi buradan alıyorum, buradan gidiyor diyor. Diyen aslan burçları var. Burada bu kart diyor ki biraz daha diyor çaba göster, biraz daha hırslan, biraz daha işlerine yoğunlaş diyor ve diyor bunları yaptığın zaman diyor sen diyor kazanacaksın diyor. Eline diyor geçecek paralar var diyor. Ama biraz daha emek diyor. Şimdi bazı aslan burçları işle ilgili başka işlere atılmayı düşünüyor arkadaşlar. Emek verdiğim işi diyor bırakayım başka bir sektöre yönleneyim diyenler var. Ve diyor ki yaparsan senin için gerçekten çok iyi olacak diyor. Yeni başlangıçlar iş konusunda veya ek iş olarak diyor yapman lazım. Bir yerlere artık tutunman lazım diyor. Sana diyor artık yani aslan burcuna diyor ki başkalarından yardım bekleme. Kendi çabanla bir şeyler yap diyor burada. İş hayatıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar bazı aslan burçlarının da iş hayatıyla ilgili destek olduğu olan insanlar var. Akraba olabilir, arkadaş olabilir. Yalnız dinlemeleri lazım. Aslan burçlarının iş hayatıyla ilgili iş arkadaşları olabilir veya yani şöyle biraz ufuklarını genişletmeleri lazım. Sabit bakmamaları lazım arkadaşlar. Yani biraz iş alanlarını daha geniş sektöre yayabilirler diyeyim. Yani daha bir değişiklik yapabilirler. Yaptıkları takdirde de çok güzel kısmetler, balıklar yani kısmetler, nasipler ellerine geliyor arkadaşlar. Bu kart onu söylüyor. Genel olarak da arkadaşlar ateş gruplarından yana sıkıntı yaşamış aslan burçları. İçlerinde bir alev var arkadaşlar, sönmeyen bir alev var. Yani bu aşkla ilgili olduğunu zannediyorum. Tam diyor rahatlıyorum aşkla ilgili. Tam diyor kara bulutlar üstümden gidiyor diyor. 2 gün mutlu olsam diyor, 3. gün muhakkak bir şey oluyor diyor. Onun için diyor ben artık diyor hayatımı diyor düzen istiyorum, mutluluk istiyorum diyor. Ve bu mutluluk da geleceğini söylüyor arkadaşlar. Yani hava gruplarından tanışmalar olabilir yeni arkadaşlar. Güçlü bir erkek gerçekten burada gözüküyor. Kendinden emin. Tanışmalar diyor burada. Güzel diyor karşılaşmalar olur diyor. Olacak diyor. Fakat diyor biraz diyor kendini diyor dinlenmeye alman lazım. Yani yeni hayatında kimse yoksa, yeni ayrılmış olanlar varsa arkadaşlar diyor ki biraz kendini dinlenmeye aldıktan sonra hava gruplarınla bir tanışma oluyor hayatında diyor. Şimdi ateş burçları
geçmişle yaşıyor. Geçmişte böyle oldu. Geçmişte bana şu hatalar yapıldı. Geçmişte ben böyle yara aldım. Artık geçmişi bırak diyor burada. Bak diyor, yolun açık. Hangi yolu seçmek istersen, gitmek istersen diyor, iki yolda senin için temiz diyor. Ama diyor, sen yolunu seçmekte karar veremiyorsun diyor. Ver artık diyor arkadaşlar. Evet, Aslan burcumuzu da bitirdikten sonra arkadaşlarım şimdi Başak burçlarına geliyoruz arkadaşlar. Bakalım Başakları Kasım ayında neler bekliyor. Şimdi bir kart kendine attı, almak istiyorum arkadaşlar. Başak burçlarının aşk hayatı, Başak burçlarının iş hayatı ve genel arkadaşlar. Su da almadım yanıma. Ağzım dilim kurudu valla. Şimdi Başak burçları arkadaşlar bir şeyleri bitirip yeni bir düzen kurmak istiyorlar kendilerine. Bu dönem Kasım ayında kendilerinde istedikleri o gücü, o kuvveti buluyorlar arkadaşlar. Kimilerini ben burada mahkeme, yani boşanma davası olabilir. Ayrılık kararı almış olan Başak burçları olabilir. Yalnız neye karar alıyorlarsa, hangi yola çıkıyorlarsa bu yolda güçlenecekler. Bu yol onları gerçek istedikleri mutluluğa götürecek arkadaşlar. Şimdi Başak burçları hava burçlarıyla sorun, problem yaşamış olabilir. Ex partner olabilir arkadaşlar veya hayatında ilişkisi olduğu kişiler olabilir. Fakat sorunlar var arkadaşlar. Yani onların istedikleri yola gelmelerini istiyorlar. Partnerlerini bir kalıba sokmak istiyorlar. Fakat bu partner o kalıba girecek bir partner değil. Size diyor ki burada, siz yolunuzu seçip gitmeniz lazım. Çünkü diyor, siz diyor bu partnerle olamazsınız. Ne kadar çaba gösterseniz de, uğraşsanız da bunun bir oluru yok. Çünkü yorulmuşsunuz artık diyor arkadaşlar. Savaşmaktan yorulmuşsunuz diyor. Size diyor yeni diyor fırsatlar var önünüzde. Yeni kapılar açılacak aşkla ilgili diyor. Oraları değerlendirmeniz lazım. Onları değerlendirmeniz lazım diyor. Şimdi Başak burçlarının bazıları geçmişte yaşıyor arkadaşlar. Hayaller kuruyor. İşte geçmişte böyleydik, geçmişte çok iyiydik, geçmişte çok mutluyduk. Geçmiş geçti arkadaşlar. Artık geçmişi kafanızı yormayın. Kendinize yeni bir düzen kurun diyor. Yeni aşklara, yeni kişilere fırsat verin diyor. Yani artık diyor eskiyle uğraşmayın diyor. Bakın, İş konusunda hep bir birikinti yapmazsınız. Başak burçları yani hep böyle, nasıl diyeyim ben size, emek vermişsiniz, çalışmışsınız, biriktirmişsiniz. Yani bir yerleri hep böyle bir açıklar kapatmışsınız. Size diyor ki artık yoruldunuz. Biraz diyor kendinize diyor zaman ayırın diyor. Biraz işi boş verin, biraz kendinize zaman ayırın diyor. Başak burçları çok yorulmuşsunuz siz. Şimdi bazı Başak burçları da kendi patronu gözüküyor burada. Kendi işleri olduğu gözüküyor arkadaşlar. Ve bu işte kendi iş sahibi olan Başak burçlarını çok güzel ellerine fırsatlar geçiyor. Çok güzel işlere imza atacaklar arkadaşlar. Yeni kapılar açılıyor önlerine veya iş sahibi işsiz olanlara güzel fırsatlar geçiyor ellerine diye söylüyor bu kart iş anlamında. Bakın arkadaşlar, sıfırdan başlıyorsunuz.
Bazılarınız bütün aşk, iş, yaşantısını değiştirip sıfırdan başlayacak her şey ve çok güzel başlangıçlar sizi bekliyor Başak burçları. Güçleniyorsunuz artık. Etrafınızdaki düşmanlarınızı biliyorsunuz. Kimin size neden zarar verdiğini biliyorsunuz. Eskiden bilmiyordunuz arkadaşlar. Eskiden dediğim bundan birkaç ay önce gözünüz kapalıydı ama şimdi kimin ne olduğunu, size kimin iyi geldiğini, size kimin hani iyi gelmediğini çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazı Başak burçları da arkadaşlar evlilik yolunda olanlar olabilir, nişanlı olabilir, sözlü olabilir. Güzel bir yuva düşüncesi yani evliliğe adım atmak isteyenler olabilir. Bazı Başak burçlarına diyor ki çok mutlu olacağınız dönemler geliyor diyor. İstediğiniz şekil diyor mutluluk kapınızı çalacak ve diyor evlilikle, nişanla, sözle sonuçlanacak diyor arkadaşlar. Yani ilişkisi güzel gidenler için söylüyor bunları. Şimdi ex partneri bekleyenler var arkadaşlar. Ex partner durumunda içinde diyor ki burada ex partneriniz sizin çok yüzsüz diyor. Yani gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Buna fırsat vermeyin diyor. Artık bu pişkinliğe bir son verin diyor. Kendiniz gidin diyor. Dönün arkanızı gidin. Ve bu sefer öyle olacak. Ex partneriniz gelecek ama siz ondan gideceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Gözüküyor burada. Arkadaşlar sizlere uyanı alın. Sizlere uymayanı da evrene yollayın. Teşekkür ederim. Ben genel olarak biliyorsunuz bunlar birebir açılım değil. Birebir açılım çok farklı. Bunlar genel açılımlar olduğu için siz kendinize uyanları alın. Rica ederim. Uymayanlar evrene gitsin. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar terazi burcuna. Bakalım terazilerimiz Kasım ayında nasıl? Terazi aşk arkadaşlar. Terazi iş hayatı. İki kart fırladı. Almam lazım. Ve genel. Terazi burcu kadınları da gerçekten çok güzel olurlar. Arkadaşlar. Bakın terazi burçları canlarım benim. Şimdi siz aşk hayatınızda neden bu kadar sıkılıyorsunuz? Neden bu kadar üzülüyorsunuz? Size soruyorum. Yani her şey ortada. Aslında her şeyi biliyorsunuz ama bildiğiniz şeylerden kaçıyorsunuz. Bakın size diyor ki gezin, eğlenin, yiyin, için. Şu diyor Kasım ayında hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Ne ex partileri takın, ne de ne de hayatınızda sorun olan şeyleri takın diyor burada kartın söylediği. Şimdi arkadaşlar bazı terazi burçlarının su gruplarıyla yani sevgilileri su grubu olabilir. Hayatında kimse olmayan terazi burçlarının su gruplarında tanışmaları olur. Burada ayın 23'ü diyor arkadaşlar. Veya ex partnerini bekleyen varsa bunun ex partner bir teklifle gelecek arkadaşlar. 23'ünde olabilir ama burada ben bir şey durumu görüyorum arkadaşlar. Bu ex partnerlerine ayrı olanlar için. Bir sevgiden hariç bir bağımlılık var. Yani bağımlılık var aralarında. Bu bağımlılığı biraz aşmaları lazım. Yani terazi burcunun düşünmesi lazım. Ben bağımlı mıyım? Seviyor muyum? İlk önce onu idrak etmeleri lazım. Onu idrak ettikten sonra zaten şifreyi çözüyorlar.
Şimdi bazı terazi burçları da arkadaşlar artık tamamen bitirenleri görüyorum. Aşk hayatında yeni kapılar, yani yeni sayfalar açmak istiyor ve açtığı bu sayfalar yeni ilişkiler, yani tanışmış olabilirler. Yeni birileriyle tanışmış olan terazi burçları görüyorum. Yeni başlangıç yapan terazi burçları için diyor ki köklü diyor, güzel diyor ilişkileriniz olacak artık diyor. Yani geçmişteki diyor bitirdiğiniz ilişkileri diyor artık unutun. Önünüzde diyor çok güzel fırsatlar var. Çok güzel diyor aydınlık yollarınız var diyor ve diyor istediğiniz şekil ilişki tarzı diyor sizi bekliyor diyor. Adım atın diyor. Bakalım iş için ne diyor arkadaşlar. Şimdi iş hayatınızda arkadaşlar bazıları yalanlarla karşılaşabilir. Yani iş arkadaşları tarafından yalanlar duyabilirsiniz. Sizinle ilgili konuşmalar duyabilirsiniz. İşte emeklerinizin karşılığını görmeyen patronlarla yüzleşmeleriniz olabilir. Fakat diyor siz bunlara aldırış etmemeniz lazım. Sizin diyor emek verdiğiniz, sizin savaştığınız, ekmeğinizin peşinde olduğunuzu siz biliyorsunuz diyor ve diyor siz bunun peşinde gitmeniz lazım ve sizi işle ilgili arkadaşlar çok güzel sürprizler bekliyor ve çok güzel haberler bekliyor. İşleri olmayanlar yeni kapılar arkadaşlar açılıyor. Yalnız diyor burada bir uyarı kartı gelmiş. Bazı arkadaşlar terazi burçları için diyor ki bir işi diyor başka bir işe geçmek isteyen terazi burçlarını görüyorum. Öncelikle diyor sen bir işini sağlamla ondan sonra buradaki işini bırak diyor. Hemen diyor pataküte atılma diyor. Bir diyor işini sağlamla önce bir sağlama al diyor. Ondan sonra adımını at diye burada uyarmış arkadaşlar. Yoksa diyor aksi takdirde diyor yıkıma uğrarsın diyor. Şimdi genel olarak şu üç karta geldiğim zaman arkadaşlar diyor ki sizin diyor hayatınızda olan kişi veya ex partneriniz arkadaşlar ex partneriniz de olabilir veya ilişki yaşadığınız biri olabilir genel olarak söylüyorum şimdi. Siz kendinizi uyana alın. Sizin diyor onun üstünde diyor çok büyük etkiniz var diyor. Sizi diyor çok cazibeli görüyor. Sizi çok beğeniyor diyor. Güzelliğinizle diyor, oturmanızla, kalkmanızla diyor. Fakat diyor bu cazibeden dolayı diyor korkuyor diyor. Yani tamamen diyor size diyor kendini kaptırmaktan korkuyor diyor. Bakın arkadaşlar. Aşk. Görüyor musunuz? Yani çok güzel aşk arkadaşlar size geliyor ilişkisi olmayanlar için diyorum. Bu ayın diyor 9'una diyor çok dikkat edin diyor. 9'unda diyor tanışmalar olabilir diyor. Veya hayatında güzel aşk yaşayan terazi burçları için diyor ki mutluluk önünüzde. Bu sizin ruh eşiniz diyor. Yani diyor siz diyor çok mutlu olacaksınız diyor. Arkadaşlar çok güzel çıkmış ya. Şimdi bazı terazi burçlarının da alacak durumlarıyla arkadaşlar ilgili problemleri olabilir. Yani birilerine borç vermiştir, alamıyordur. Yani bununla ilgili diyor bir güç sahibi olacaksınız diyor. Yani verdiğiniz paraları almak için diyor bir güce sahip olacaksınız diyor ve alacaksınız diyor. Elinize diyor maddi yönden diyor paralar geçecek. Bir de aynı zamanda şu kart şunu anlatır arkadaşlar. Aile büyüklerinden gelecek yardımı anlatır. Evet arkadaşlar şimdi Akrep Burcu'na geliyor.